Değerli dostlarımız, Mosuk TV'ye hoş geldiniz. Şimdi İbrahim Şahin var, çok genç, yakışıklı bir satış pazarlama müdürü. Limagrey'indeyiz. Limagrey'in Türkiye tohumculuğunda önemli bir yere sahip ama Karaevli'de merak ediyorum İbrahim Bey, hangi yeni çeşidiniz var? Biz fuarlara her zaman katılan ve fuarlara katılmaktan mutlu olan bir firmayız. Buradaki amacımız yeni çeşitlerimizi çiftçilerle buluşturmak. Sizin de söylediğiniz gibi. Burada yeni 4 tane çeşidimiz var. Farklı farklı segmentlerde. Bir tane çeşidimiz bizim CLP dediğimiz Clearfield Plus teknolojisine sahip. Şu en başta gördüğünüz çeşidimiz. 50545 CLP diye isimlendiriyoruz çeşidimizi. Verem otuna ve köse hastalığına dayanıklı olup üzerine Intervix Plus ilacı kullanılıyor. Hemen yanı başımızda gördüğünüz çeşidimiz ise bu da farklı bir segment. Bu halk arasında buğday ilacı olarak tabir edilen üzerine Grandstar ilacının atıldığı farklı bir segmentteki çeşidimiz. İsmi LGSX. Bunun kellesini görebilir miyim? Tabii, hemen size yardımcı olayım. Şöyle gördüğünüz gibi açtığımızda ortasına kadar tane doldurma yeteneğine sahip. Tablo genişliği oldukça tatminkar. Bizim de arzu ettiğimiz aslında çapının yaklaşık bir karış gibi olmasıdır. Yağ oranı ne çıkıyor? Yağ oranı ortalamaları 44-45 civarlarında geliyor. Bu yıl baktığımızda genellikle yağ oranlarının düşük olduğunu görüyoruz. Ona rağmen 44-45 yağ oranları gelmesi oldukça sevindirici. Bu da yine bu çeşidimizde verem otuna ve köse hastalığına dayanıklı olup üzerine atılan ilaç teknolojisi Grandstar ilacı. Bu ilaçlar her zaman kullanılmayabiliyor. Yani ot varsa ilaçlama yapıyorsunuz. Yoksa ilaçlama yapmanıza gerek yok. Evet, o anlamda da avantaj. Sol tarafta gördükleriniz ise üzerine ilaç atılmayan çeşitler. Yani konvansiyonel çeşitler dediğimiz verem otuna ve köse hastalığına dayanıklı verim ve yağ oranları yüksek çeşitler. Zaten biz eğer ot probleminiz yoksa evvela ilaçsız tohum ekmenizi tavsiye ediyoruz. Çünkü ilaçsız tohumların verim ve yağ potansiyelleri her zaman daha yüksek oluyor. Bunu da verim bir tane ne kadar? Buyurun gösterin. Bunu da göstermem gerekirse gördüğünüz gibi yine ortasına kadar tane doldurmuş. Dış bükey dediğimiz bir yapıya sahip. Tablolar eğik. Tablonun eğik olması bize kuş zararına ve güneş yanığına karşı avantaj sağlıyor. Eğer tablolar böyle dik olursa kuş bunun üzerine gelir ve taneleri yemek suretiyle boşaltır. Aynı zamanda güneş de dik olan yerlerden vurduğunda belli kısımlarını yakar. Buralarda da ürünler oluşmaz. Verimlerde eksiklikler oluşur. Dolayısıyla eğik tablo olması kuş zararı ve güneş yanığına karşı bize avantaj bu sağlar. Bu ilginç, ben ilk defa duydum. Ben hep daha dik durmasını aslında beklemeyi isterdim ama bu ilginç oldu. Bizim de arzu ettiğimiz genellikle eğik olmasıdır. Biraz önce saydığım sebeplerden dolayı. Bunun dönüme verim bir tane ne kadardır? Şimdi bölgesel farklılıklar olmakla beraber biz 350-400 kilolara kadar verim aldık. Ama bu susuz koşullarda. Bu demek değil ki her yerde aynı oluyor. Değerlendirirken verimleri bölgesel değerlendirmek lazım. Yani bir bölgede genellikle 150 kilo verim alınıyorsa siz 160-170-180 kilo biçiyorsanız başarılısınızdır demektir. Biz işi böyle değerlendiririz. Yani diğer komşu tarlalara oranla siz daha fazla verim alıyorsanız bizim başarı göstergemiz budur. Çok yüksek yağ oranı diye bir slogan koymuşsunuz. Doğru. Oraya o 55-14'te. Doğru. Bu bizim yağ oranında çok iddialı olduğumuz bir çeşit. 48-49 yağ oranından aşağı yağ oranı almıyoruz. 52-53 oranlarında yağ oranları genellikle aldığımız bir çeşidimiz. Önümüzdeki yılda piyasada olacak, satışta olacak 2009 itibariyle. Yeni. Biz piyasaya sürmeden önce çeşitlerimizi tarla koşullarında çiftçilerle beraber yaklaşık 3 yıl denemelerini yapıyoruz. Oradan aldığımız sonuçlar doğrultusunda piyasaya sürüyoruz çeşitlerimizi. Bunların boyları bu kadar mı oluyor? Boylar bitkilerin sıklıklarına ve toprak yapısına bağlı olarak değişiklik gösterir.
Bu çeşit orta boylu diyebileceğimiz 1.50-1.60 boylarında olur normal şartlarda. Yani boy uzunluğu sıklık ve toprak yapısına bağlı değişir. Mesela çok sık ekerseniz, bu çok sıktan kastımız 20-21 santimdir. Sulu koşullarda normaldir. Daha uzun boylu olurlar. Bitkiler ışıktan faydalanmak için birbirleri arasında rekabete girerler. Peki gövde yapısı, yani hani sağlamlık anlamında söylüyorum, böyle kalınlık ve... Bakın bu yılın en önemli problemlerinden bir tanesi Trakya'da yağışlardan dolayı kök ve gövdede meydana gelen hastalıklardı. Bunlar çok fazla zarar verdiler. Bakın burada hiçbir hastalık belirtisi gövdede görmüyorsunuz. Bu da bize büyük bir avantaj sağlıyor. Mantari hastalıklara dayanıklı olduğunu gösteriyor çeşidi. Yaprakların büyüklüğü de önemli midir? Yapraklarının büyüklüğü de önemlidir. Yapraklar ne kadar büyükse o kadar daha iyi fotosentez yapar bitki. Daha iyi beslenme sağlar. Peki bu çeşide geçelim. Bu çeşidimiz yine önümüzdeki yıl çıkacak olan yeni çeşidimiz LG5505. Bu çeşidimizin en temel özelliği yeni çıkacak, halk arasında verem otu olarak tabir edilen bizim Orabanj dediğimiz yeni ırka karşı da dayanıklı. Şimdi biz bütün çalışmalarımızı Türkiye çapında yapıyoruz. Adana'da çok ciddi bir verem otu saldırısı var. Bu çeşit o bölgede ayakta kalan birkaç çeşitten biri. Bir diğeri de bizim piyasada olan 5485 çeşidimiz. Bu çeşitte bizim Ar-Ge çalışmalarımız neticesinde geliştirdiğimiz yeni çıkacak verem otu ırkına karşı da dayanıklı çeşit. Yani Ar-Ge faaliyetleri sayesinde biz gelecekte de olabilecek problemlere karşı önlem almış oluyoruz. Bu da bizi daha ön plana çıkartan bir özelliğimiz oluyor. Bu piyasada olan çeşidimiz satılıyor. Evet, 55-85-82. Daha önceki yıllarda 55-80 vardı. Onun üzerine ne geliştirdiğimiz bir çeşit. 80 de piyasada, 82 de piyasada. Trakya'daki çiftçilerimiz çok yakından tanırlar. Verim ve yağ potansiyeli olarak oldukça yüksek bir potansiyele sahip bir çeşidimizdir. Kafa yapısı biraz daha büyük sanki bunun. Kafa yapısı son derece güzeldir. Eğiktir. Biraz önce de bahsettiğim gibi. Gösterelim. Şunu mu gösterelim? Biraz kenara gelse ama. Aslında şurada bir şey gördüm, onu anlatayım tamam. Çiftçilere. Bakın bu bizim bu sene sıklıkla karşılaştığımız bir durum. Hazır buradayken o konuda da bilgi verelim. Bunun orijinal ismi Rizopus'tur bu problemin. Bu problemin oluşabilmesi için tablada muhakkak yara bere olması lazım. Bu yara bereden yağmur ve güneşin etkisiyle mantari faaliyet girer ve tabloyu çürütür. Buna halk arasında tablo çürüklüğü denir. Ama literatürde orijinal ismi Rizopus'tur. Bunda muhakkak baktığımızda bir yara bere vardır. Bu yıl bu hadiseyi, yara bereyi tırtıl yaptı. Tırtıl tablonun önünden ya da arkasından girmek suretiyle tabloda delik açtı. O delikten de yağmur ve güneş mantarı faaliyetin enfekte olmasını sağladı. Bakın buraya baktığımızda bu bölgeyi çürütüyor ve ekonomik olarak zarara sebep oluyor. Çok %1'i %2'yi geçmez ama yağışlı olan yıllarda zararları olabiliyor. Ama bunun oluşabilmesi için çeşide bağlı değildir. Muhakkak yara bere olması lazım. Bu yara bereyi bazen dolu yapabilir, bazen tırtıl yapabilir, bazen kuş tırnağını batırır yapar. Bu şekilde enfekte olur. Son soru şu. Son dönemde hayvancılığın gelişmesi ve arttığı pamuğa verilen desteklerden sonra bu bölgede sanıyorum ayçiçeği ekiminde biraz azalma, dolayısıyla tohumla alakalı da bir geri adım oluştu mu? Yani şu anda o durumu hissetmiyoruz. Belki ilerleyen zamanlarda hissedebiliriz ama Trakya'da ayçiçeği artık ana ürün haline gelmiştir. Yani oturmuş bir yere sahiptir. Trakya'da yaklaşık 3,5 milyon dekar, 3 ila 3,5 milyon arasında değişen bir ayçiçeği ekiliş alanı vardır. Bu yıllardır böyledir ve yaklaşık da Türkiye'nin %60-65 ayçiçeği ihtiyacı Trakya'dan karşılanır. Dolayısıyla hani o anlamda şu anda hissetmedik onu. Peki.
Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim ilginize, alakanıza. Kolay gelsin. Çok sağ olun. Sizlere de kolaylıklar diliyorum. Bilmediğim ilginç konular vardı. Geçti çoğunu bilmiyorum ama öğrenmiş oldum. Estağfurullah. Limak Green zaten Türkiye ve dünya çapında önemli bir ekip ve firma. Cenk Bey başta olmak üzere, Mustafa Bey, siz ve ekip hep zaten böyle ay çiçeğinin duruşu gibi yer alıyor. Sağ olun, eksik olmayın iltifatlarınız için. İyi fuarlar diliyorum. Kolay gelsin diyorum. Çok teşekkür ediyoruz bizler de sizlere. Kolaylıklar diliyoruz. Evet, sevgili Mosul TV izleyicileri, abone olmayı unutmuyorsunuz. Beğenmeyi de unutmuyorsunuz. Tabii ki İbrahim abi güzel anlattı. Sektörde paylaşmayı da unutmasın. Çünkü ben burada bile yeni bazı şeyler gördüm. Bak şurada bir tabela var. Bir gelir misin bana? Tabii. Bir dakika. Bir dakika. Yine gördüm şey söylüyorum. Evet, ne diyor burada? Şimdi bu yıl dedik bir teşekkür babında da bunu yapmak istedik çiftçilerimize. Fuarın en güzel taraflarından biri bu. Size çiftçilerden geri bildirimler geliyor. Memnuniyetlerini ya da memnuniyetsizliklerini bildiriyorlar. Bu yıl o anlamda gerçekten sevindiğimiz bir yıl oldu. Çünkü gelen herkes neredeyse memnuniyetini bildirdi. Bu afişte de gördüğünüz gibi bizi tercih eden çiftçiler 40 ila 50 kilo diğer firmaların çeşitlerine göre fazla aldıklarını, yağ oranının da en az 1 puan bizim çeşitlerimizde daha üstte olduğunu söylediler. Bu da tabii bizim emeklerimizin karşılığını almak açısından çok memnun etti bizi. Böyle bir afiş hazırladık. 40-50 kilo. Çok ciddi bir rakam. Yani çok ciddi bir rakam, evet. Baya baya ciddi bir rakam. Evet. O kadar fark ediyor mu sizin tohumlarınız? Yani bizim, şimdi orada da anlatmaya çalıştım. Bu yıl yağıştan dolayı ayçiçeklerinde yağışın getirdiği sıkıntılar oldu. Rakip firmalar bu yağışın getirdiği hastalıklara karşı makrofomina gibi, fomapsis gibi, verticillium gibi hastalıklara daha hassas olduklarını gösterdiler. Bizim çeşitlerimiz daha dayanıklı olduğunu gösterdi. Dolayısıyla bu fark ondan ileri geliyor. Her koşulda iş yaptınız. Evet, yani. Evet, aynen öyle. Aynen öyle. Peki, dediğiniz gibi. Tekrar teşekkür ediyorum. Bunu görünce dayanamadım ama iyi ki girmişim. Bu ciddi bir fark çünkü. Evet, evet. Size de yakışan bir fark aslında. Yani sağ olun, sağ olun. Evet, değerli dostlarımız, teşekkür ediyorum bizi izlediğiniz için. Talepleriniz bize gelmeye devam etsin. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Hoşça kalın, görüşürüz.